Yanlış. Yanlış girdi. Evet. Canlı yayınlarda olur böyle şeyler. Olabilir. Tabii. Öbür tango. Diğer tango sevgili Mustafa'cığım. Bir kadın ve bir erkek. Yüksek açalım lütfen. Hepimiz duyalım. İşte evet. Bu. Daha yüksek. Yüksek. Bir kadın ve o bir erkek, birbirini çok severek, ömür boyu diyerek yürüyorlar bir yoldan. Bir kadın ve o bir erkek, gönüllerinde bir çift melek, bu aşka kanat gerecek. Yürüyorlar bir yoldan, işte aşk bu demek. Koca bir bal petek petek, inançla sevgiyle bir ömür boyu sürecek. İşte aşk bu demek, o bir çift kalp tek yürek. En güzel duyguyla bir ömür boyu sürecek, bir ömür boyu sürecek. Bir kadın ve o bir erkek, yıllara doğru gülerek, zorlukları yenerek yürüyorlar bir yoldan. Bir kadın ve o bir erkek, gönüllerinde bir çift melek, bu aşka kanat gerecek. Yürüyorlar bir yoldan, iki gönül dolu dolu, kenetlenmiş ömür boyu. O kadın ve o erkek yürüyorlar hep o yolu. İşte aşk bu demek, o bir çift kalp tek yürek. En güzel duyguyla bir ömür boyu sürecek, bir ömür boyu sürecek. Ömür boyu o kadın ve o erkek yürüyorlar hep o yolu. İşte aşk bu demek, o bir çift kalp tek yürek. En güzel duyguyla bir ömür boyu sürecek, bir ömür boyu sürecek. Bravo.
Efendim bir ömür boyu sürecek. Valla sanki harikuladesiniz. Buraya yazılmış gibi. Değil mi Atilla abi? Evet, evet. Yani çok çok güzel bir çift. Ne desek az geliyor. Sadece çok teşekkür edebiliyoruz sadece. Bu yolda ilelebet baydar kalınız arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yalnız tekrar görüşeceğiz değil mi? Tabii görüşeceğiz. Evet. Bunu unuttum. Neyse ki mikrofonuma kavuştum. Bu beste Erden Erkoyu Türk'ündü. Ona da buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oh, şu sehpadan da kurtulduk. Çok iyi oldu. Önümüzü kapatıyordu canım. Değil mi? Boyumu gösteremiyordum. Ben genelde o sehpayı kullanmıyorum. İşte bugün hani dedim ki suları yudumlarken acaba siz daha rahat edin diye öyle düşünmüştük. Ama böyle daha iyi oldu. Mikrofonum sesi iyi mi geliyor bilmiyorum. Alo. Yan sehpa istiyorsunuz. Evet, yan sehpa. Koltuğun böyle kenarlarına koyuluyor ya, yanda oluyor. O daha kolay oluyor yani. Bir dakika sefere geldiğinizde öyle olur. Evet. Şimdi vallahi benim yanımda bir sehpam var. Siz düşünün. Bak her şeyim burada. Orkestra da arkanızda. Orkestram da İbrahim burada. İbrahim Bey ve ekibi. Orkestramızı evet. Alkışlayalım. Bütün şarkılara çalmış oldukları bu güzel performanstan dolayı. Evet, teşekkür ederim. Değil mi İbrahim Bey? bir canlı dinleyelim ama. Yani bir canlı araya böyle yaparız. Yaparız değil mi? Yaparız. Yani bu güzel hazır gelmiş yetenekli arkadaşlarımızla. Tabii canım hazır gelmiş onları kaçırır mıyım? Hemen değerlendirmem lazım. Onlardan bir faydalanmam lazım. Senin de kendi isteğini bırakıyorum yani. Mikrofonum iyi gelmiyor bana. Niye öyle? Boğuk mu geliyor? Size iyi geliyor. Güzel geliyor değil mi? Ha. Gayet değil güzel mi? Geliyor. Şimdi Atilla abi bir şey soracağım. Şimdi Atilla Atasoy gerçekten çok gezen, hani bir atasözü vardı, çok okuyan mı çok gezen mi diye. Şimdi sende ikisi de var. Yok, teşekkür ederim. Hayır yani ikisi de var. Yani mesleğinin dışında yapmış olduğun araştırmalar. Bu gezmenin ana sırrı nedir? Dünyayı keşfetmek mi yoksa Atilla Atasoy'un kendi adına görmek istedikleri ya da bilmek istedikleri daha çok şey olduğundan mı? Şöyle diyelim, ben uzaklarda kendimi keşfettim, kendimi yakaladım. O farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda soluklanırken, bilgilenirken eğlendim de aynı zamanda. Ama gördüm ki gelişiyorum ve hayata daha pozitif, daha geniş bir perspektiften bakabiliyorum. İyi ki de yola çıkmışım diye düşünüyorum. Çünkü o zaman içine düştüğüm kısır döngülerden kurtulmayı öğrendim. Küçük hesaplardan kurtulmayı öğrendim ve onların kurbanı olmaktan kurtuldum. Dolayısıyla geliştiğimi de hissettim açıkçası. Çünkü ne çiğbe olmamış zamanlardan geçiyoruz. Hayatı kitaplardan ille de öğrenilmiyor. Düşe kalka öğreniliyor ve size birçok dayatmalar oluyor. Ailenizin, düzenin, kendinizin de size dayatmalar oluyor. Bunların üstesinden gelebilmek çok zor ve zaman kaybettiren şeyler. Dolayısıyla ben o kendi formülümü o şekilde buldum ve o zaman öyle şöhretmiş, şuymuş, buymuş, bunların anlamı kalmıyor. Yani yeni kültürlerde soluklanırken, o yola çıkış, her şeyi göze alıp yola çıkarken, çadırda kalmayı da gerekirse beş yıldızla da kalmayı yani yeğleyebiliriz imkan nispetinde. Kendimi yakaladım uzaklarda. Şimdi kıymetinizi bilen insanlar, sizi gerçekten takip eden insanların olduğunu çok iyi biliyorum. Bir kuşak farklılığı ve kuşaklar hani her geçtiğinde geride kalan önemli isimler o ayrımı nasıl yapıyor? Yani onlara mı ayak uyduruyor yoksa sizin gibi mesela hani Kaur şarkıyla gençleri de yakalayanlar da var mesela. Tabii ama vardı. Hani onlara da kendi eserlerini aktaranlar da var. Ama yok, biz buradayız, bizi isteyenler bu döneme geri dönecekler diyenler de var mesela. Yok, ben her şey tabii ki zaman... ekonomik sistem insanları bir şeye zorluyor haliyle. Çorbada tuzum olsun anlamında yaptığım içimdeki çocuğun da tatmin olması gerektiğinden bu tür modern çalışmalara da büyük bir hevesle atlıyorum açıkçası. Ve dünyaya dolaşırken de o farklı kültürlerde dediğim gibi soluklanırken de o perspektife sahip oluyorsunuz ister istemez. Yani hayata lokalize hesapların kurbanı olarak değil,
evrensel bakabiliyorsunuz. Ama bunun için bayağı emek ve her şeyi göze alarak yola çıkmak gerekiyor. Öyle tatil deyince ille de Bodrum, Marmaris, işte Kemer bilenlere karşı bir yeni kitap hazırlıyoruz zaten. Benim mesela bir dolu arkadaşım var. Evet, her sene aynı yere gider, aynı yerde denize girerler. Ben de buna çıldırırım. Yani bari bir değişiklik yapın. Yurt dışı olması şart değil. Hatta o Kemer'de bir hafta verdikleri parayla ben onlara bir ay 5 ülke gezdirebilirim. Bütün, o kadar fark var. Bütün bunları çok ucuza getirebilirsiniz. İnternet denilen şey var, bir dolu siteler ve bu arada sosyal örgütler var. Haliyle yeter ki insan içinde olsun. Yani iş sadece ben turist olmak değil, gezgin olmaktan yana başladım bu işe ve öyle gidiyor. Yeşim, sen de geziyor musun çok? Ben genelde o kadar çok zaman oluyor ki Amerika'ya geliyorum. Orada da bir hayatım var, işte babam orada yaşıyor. Git gel, yani 15 saat uçuyorum oraya doğru, 15 saat oradan buraya. Amerika zaten o kadar büyük bir yer ki her yerini gezmekten. Zaten bütün Avrupa'yı gezdim. Ama dediğim gibi uzakta mesela Dubai, Singapur oraları gördüm ama başka görmek istediğim yerler var. Afrika, var. Afrika'ya gitmek istiyorum. Uzak Doğu'da gitmek istediğim Atilla yerler abi var. Seni bir gün Afrika'ya götürsün. Yani safariye falan mutlaka gidemem de öyle bir merakım yok da. Gerçekten o biraz yürek işi. O arabaların içinde falan gittiniz mi hiç safariye? Tabii canım. Biz ama onlar turistik. Şöyle, ben yazılarımı uzun yıllar Hürriyet Seyahat'te yazdım. Ayrıca blogum var. Daha sonra bütün yazılarımı blogda topluyorum. Hatta son Kongo gezim yine Hürriyet'te yayınlandı internet sayfasında. Ve 53 adet uzun ve kısa dünyanın ücra köşelerinden yazılarım var. Bu da böyle bir çok zevkli bir nefes almak. Şu anda nereden olarak takip edebilirler bu seyahat? Benim adım Attila'dır. 2 T'ledir ama sürekli yanlış yazılır. Attila yazılır. Artık yani alıştım. İki türlü de bulunabiliyorum ama blogum attilaatasoy.blogspot.com. Bütün gezi yazılarımı ve çektiğim görselleri burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kameraman böyle yaptı. Evet, yine bir küçük bir aramız varmış. Ha, peki. Reklam? Evet, yine bir küçük aramız olacak. Elegans salonları katkılarıyla efendim gecenin rengi devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın.